Yani o hal ve pandemi döneminde aslında Mersin para cezalarıyla ekonomik şiddetin uygulandığı, kadınlara ekonomik şiddetin uygulandığı sembol kentlerden birisi oldu. Rekor para cezaları kesildi. Biz ama bu davaların çoğunu kazandık, kazanımla sonuçlandı. Şimdi de farklı şekilde devletin baskı politikalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef kadınları öldüren, çocukları istismar eden erkekler, erkek yargı tarafından, devlet tarafından cezasızlıkla ödüllendirilirken kadınların her hak arayışında karşımıza polis barikatlarıyla çıkıyorlar. Bu şekilde kadınları şiddetle, baskıyla bir yandan evlerde, ailelerde erkek şiddetiyle, bir yandan devlet baskısıyla, şiddetiyle susturmaya çalışıyorlar. Ama bizler bütün yasaklara rağmen her zaman sokaklarda olduk. İsyanımızla sokaklarda olduk. Sokaklarda olmaya da devam edeceğiz. 8 Mart'ta şöyle bir süreçte gidiyoruz. 8 Mart'ta aslında aile politikalarının çok sertleştiği, devletin aile politikalarının çok sertleştiği, kutsal aile yalanlarıyla aslında en temel haklarımızın, kazanımlarımızın tartışmaya açıldığı, LGBT artı düşmanlığını odağına alarak medeni kanunun tartışıldığı, anayasa değişikliğinin tartışıldığı, 6284'e saldırıların olduğu, nafaka hakkımızın gasp edilmeye çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Buna bağlı olarak da erkek şiddeti her geçen gün artıyor. Özgecan Aslan Meydanı'ndayız arkamızda. Özgecan'ın resmi var. Bu kentte kadınlar Özgecan Aslan'ın katledilmesiyle birlikte erkek şiddetine karşı biriken isyanlarıyla sokakları doldurmuşlardı. O günden bugüne de iktidarın politikalarına bağlı olarak her zaman erkek şiddeti arttı. Bugün de gerçekten Mersin'de çok fazla arttığını görüyoruz. Bizi şiddete kapatmaya çalıştıkları ailelere de, iktidara da itaat etmiyoruz. İsyanımızla 8 Mart'ta sokaktayız. Tüm kadınları da sokaklara çağırıyoruz. Anayasal hak olarak düşüncelerimizi ifade etme özgürlüğümüz var. Bunu ifade ederken de haklarımızı korumaya çalışırken düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Ve bu esnada cezalandırmak için bir kez daha hem sözel hem maddi olarak, hukuksal olarak cezalandırılmak aslında aynı eylem için birkaç kez cezalandırılmaya yol açıyor. Yani istiyoruz ki düşüncelerimizi söylediğimiz için, hayattan ne beklediğimizi söylediğimiz için cezalandırılmak değil, takdir edilmek istiyoruz aslında belki de. Bir kez eğer devlet şiddetiyle karşılaşacaksa düşüncelerini söylemek isteyen insanlar, kadınlar geri duracaklardır. Otomatikmen haklarından daha fazla kayıplara uğrayacaklar. Bu şiddet karşısında hak aramak için bir daha başvurduklarında bir daha, yani başvuracakları yer yine devlet olduğu için aslında şiddete uğrayana başvurmak bu da biraz anlam kargaşasına yol açıyor. Bir sağlık çalışanı olarak şunu söyleyebilirim. Şiddetle ilgili sağlık kurumlarına başvurulduğunda, bunların kayıt altına alınması için başvurulduğunda insanlarımızın uğradığı muamelelerle ilgili basından ya da direkt duyumlardan duyduğumuz şeyler de aslında hem sağlık çalışanı olarak bizim de devlet şiddetinden biraz kendimizi korumaya çalışmamızın göstergesi olabilir. Çünkü hak arayan birisinin yanında durmak bir sağlık çalışanı olarak ne kadar görevimiz olsa da bu görevi yapmak her zaman çok kolay olmuyor. Belki de hak arayan kişilerin yanında en sağlam durması gereken insanların biz sağlıkçılar olduğunu, adli tıpçılar olduğunun bir kez daha altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle alanlardan geri durmayacağız. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonumuz olarak bu konularda üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. En önemlisi bunları görünür kırmaktır. Böyle bir uygulama olduğunda görünür kırmak için medyayla ya da gerekirse gidip kurumla ilgili görüşmeler yaparak, dilekçeler vererek bu haklarımızı elde etmeye çalışabiliriz. 8 Mart'ta diğer haklarımız gibi özellikle sığınma ihtiyacı, güvenlik tedbirleriyle güvenlik ihtiyacı duyan kadınların muhtaç olduğu bu tarzdaki kurumlarda kadın ağırlığının olması ve kurumsal olarak da buna önem verilmesi için yerel seçimler öncesi görüşmeler yapabiliriz kadın platformu olarak. Ve 8 Mart'ta alanlarda bunları zaten dile getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde 6 Şubat eyleminde de polis barikatıyla karşılaştık. Her barikat olduğu gibi bunu da yıktık.
nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Erkek şiddetiyle evde, erkek şiddetine maruz kaldığımız yetmiyormuş gibi sokakta, toplu taşımada. Bir de erkek devlet şiddetine maruz kalıyoruz. Arkadaşlarımız eylemlere katılıyorlar, çalışmalara katılıyorlar diye polisler onların ailelerini arıyorlar. En çok öldürüldüğümüz yer olan evlerdeki bizi kapatmaya çalıştıkları aile kisvesini arıyorlar. Bizim için artık yani nasıl diyeyim, barikat yıkmaya alıştığımız gibi buna da alıştık aslında. Ama tabii ki bu erkeklerin hakları olmayan şeyleri yaptıkları için biz hakkımızı aramaya çıktığımızda erkek devlet şiddetine maruz kalmamız öfkemizi daha da perçinliyor. Buradan söyleyeyim. Bizim önümüze barikat da koysalar, polis de yığsalar ya da başka kolluk kuvvetleri, yargı mercii, ücret, bize para cezası kesseler de, önümüze barikat koysalar da biz kadınlar öfkemizle, isyanımızla 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda böyle günlerde onlar bizi bastırmaya çalıştıkları her an biz sokaklarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz.